olmasına dikkat ederim. Ayrıca bu kase... Detoksun temeli detoksifikasyondan geldiğini açıklayan diyetisyen Şilan Alyamaç, özellikle etkilediği organın ise karaciğer olduğunu söyledi. Tuz kullanmıyoruz detoks süresince ama baharata açığız. Diyetisyen Alyamaç, detoksun vücutta istenmeyen toksin oluşturan maddelerin ve elementlerin atılmasını sağlayan bir fiziksel olay olduğunu ifade etti. Detoksun uygulanabileceğini, karşı olmadıklarını kaydeden Alyamaç, hayvansal kaynaktan ziyade bitkisel proteine yönelilmesine dikkat çekti. Detoksun temeli detoksifikasyondan gelir. Özellikle etkilediği organımız ise karaciğerdir. Vücudumuzda istenmeyen toksin yaratan maddelerin ve elementlerin vücuttan atılmasını sağlayan bir fiziksel olaydır. Beslenme olayı bireyseldir. Tamamen kişiselleşmesi gereken bir durumdur. Her diyet herkese uymaz. Bir uzmanın bir insana veya bir bireye yazdığı diyet bize uymayabilir. Bireysele indiğimizde daha sağlıklı bir yol izlemiş olabiliriz. Herkes farklı beslenebilir. Kimi tek öğünle beslenebilir, kimi iki öğünle beslenebilir, kimi beş öğün tüketebilir, kimi gün içerisinde 6-7 öğün tüketiyordur. Bu tamamen kişiye özen olması gerekiyor. Ve bu kişiye özel beslenme şeklini düzenlememiz için bir uzmandan yardım almamız gerekiyor. Ve lütfen internetten veya uzaktan dolma bilgilerle bir diyet uygulamak yerine sağlıklı bir yol izleyelim. Detoks uygulayabiliriz. Detoksa karşı değiliz. Detoks günümüzde de çağımızla birlikte çok popüler olan bir olay ve buna eşlik etmemiz gerekiyor. Bazı kişiler iş yoğunluğundan, temposundan öğün tüketemiyordur. Detoks tariflerine yöneliyordur. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Kadınlarda ve erkeklerde altına düşmememiz gereken bir kalori farkı var. Bunun altına düşmediğimiz süre boyunca detoksu uygulayabiliriz. Çünkü asla detoks sadece sıvı veya sadece blenderlanmış sebzeleri tüketmek değildir. Tamamen buna karşıyım ben. Çünkü elzem almamız gereken bu kadar çok besin grubu varken tek bir besin grubuna yönelmemiz bizi vücudumuzun hem direncini düşürecektir bu pandemi zamanlarımızda hem de vücut zayıflayacaktır. Vücudu zayıflatmamamız adına şöyle, gün içerisinde öğlen ve akşam bile detoks yapıyorsanız sabah kahvaltınızda her öğün grubundan yani şöyle her besin grubundan tüketmeniz gerekiyor. Özellikle yapılan hatayı da söyleyeyim, protein tüketmememiz. Proteini tüketebiliriz. Sadece protein kaynağımızı değiştirmemiz gerekebilir. Hayvansal kaynaklardan ziyade bitkisel proteine yönelebiliriz. Çünkü hem kalori açığı hem de sindirilebilirlik seviyesi çok daha farklı olacaktır. Bunun yanında sabah kahvaltısının olmasını istiyorum genellikle. Yapamayan kişiler farklı bir öğüne protein grubu ekleyebilir ama doğru detoks uygulama şekli bir kalorinin asla altına düşmemektir. Dünya Sağlık Örgütü'nce de belirli bir kilonun üzerine çıkılmaması gerekiyor. Maksimum 8-10 kilodur. Bunun üzerinde çok ciddi, riskli verilen kilolar sağlıklı değildir. Çünkü doku, hücre ve kas kaybına sebep olabilir. Bizim zayıflamadaki asıl amacımız yağ kaybetmek veya vücudumuzda toksin özelliği gösteren maddeleri vücudumuzdan atmaktır. Kişi geliyor bazen, evet zayıflamış, çok güzel zayıflamış ama hala yağ, belirgin yağ dokuları vücudunda hala onunla birlikte ve vücudunda sarkma var, çatlak var. Zaten bunlar bizi ele veriyor. Sarkmamız varsa, çatlağımız varsa, çok yoğun bir şekilde vücudumuzda izler oluşuyorsa bu işte bir terslik var demektir. Çünkü biz yağdan değil, kastan kaybediyoruz. Özellikle tuz tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü havalar da çok sıcak. Tansiyonumuzu etkilemesini istemem ve biraz daha hafif besinler tüketirseniz çok iyi olacak.